Selçuklu Kent Konseyi Çalışan Gençlik Merkezi ve Türkiye Gençlik Vakfı Çalışan Gençlik Koordinatörlüğü tarafından Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen Bir Tutkum Var isimli söyleşiye ilgi fazlaydı. Selçuklu Kent Konseyi Başkanı Veli Vural ve Türkiye Gençlik Vakfı İl Temsilcisi Rıza Büyükzeren'in konuşmasının ardından kürsüye AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer geldi. Özer, gençlere çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Değerli konuşmacılar getirip söyleşiler düzenliyorlar, sohbetler yapıyorlar. Ahilik kültürünü kendi ticaret hanelerine taşımaya çalışıyorlar. Fuarlara gidiyorlar. Dolayısıyla bu gecenin de mimarları. Daha sonra sözü Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek Yatırmacı aldı. Selçuklu Kongre Merkezi, Sign of City ödüllerinde Türkiye'nin en iyi sosyo-kültürel binası ödülünü aldı. Ve bu ödülü alırken de tek başına finalistti. Yani başka bir finalist de yoktu. Ama inanın bu binanın en büyük ödülü sizsiniz. Türkiye'nin ülke olarak zorlu bir sınavdan geçtiğini ifade eden araştırmacı yazar Abdurrahman Uzun, yurt içinde ve yurt dışında yakın zamanda meydana gelen gelişmelere dikkat çekti. Eğer dikkatli olmazsanız medya sizin mazlumlardan nefret etmenizi ve zalimleri sevmenizi sağlar diyor. Bakın buradaki adamı bıçaklıyor değil mi? Olayın gerçeği bu. Medyanın bize gösterdiğine bu adamı bıçaklıyor. Uzun, algı operasyonlarına karşı gençlerin uyanık olmasını istedi. Ama şu yalanın bu gerçekten daha fazla yayıldığını ve paylaştığını bilmenizi istiyorum. Söylemeye çalıştığım şey bu. Birisi yalan atıyor, senden altı kat hızlı gidiyor. O zaman sen birbirine cuma mesajı atmayacaksın, savaşacaksın. Kimin elinden ne geliyorsa, onu yapacaksın. Birbirinize WhatsApp gruplarından dedikodu yapmayacaksınız dostlar. İslamiyet Kur'an dini ve nasihat dinidir. Birbirimize nasihat edeceğiz.